Adım Nisan Rukepçeler. Sultantepe Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Benim abim de bu okulda okumuştu. Abimin zamanından beri okulun yıkılacağıyla ilgili bir söylenti dolanıyordu. Çünkü okul çok yıpranmıştı, çok eskimişti artık. Ben bu söylentilerle okudum. Nihayet 5. sınıfın 2. döneminde bu gerçek oldu. Okulumuz 2011 yılında yıkıldı. Başka bir okula gittik. Okulumun yıkılışını gördüm. Çok üzülmüştüm aslında ilk yıkıldığında ve hiç de sıcak bakmamıştım yıkılma olayına hani. Çünkü seviyordum. Çünkü ilk öğretim hayatım orada geçmişti. Ve yeni okula geçince yani biraz gurbete gitmiş gibi oldu. Yapılmaya başladığında falan arkadaşlarım işte dedi yapıldı, biz dedi gizlice girdik baktık işte çok güzel olmuş falan dediler. Ondan sonra ben de gittim neyse arkadaşlarımla. Gördüğümde ben geçen çok beğenmiştim. Böyle hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Camları çok hoşuma gitmişti. O renkli pencereler. Arkadaşlarımızla birlikte yeni okuldan içeriye ilk girdiğimizde duvarlar çok renksizdi. Gerçi ben ablamın okuduğu üniversiteden dolayı bu görüntüye alışıktım. Ama genel olarak algı okulların renkli olduğu yönünde. Ama şimdi çok daha güzel oldu okul, çok daha renkli oldu. Çünkü İngilizce olsun, teknoloji tasarımdan olsun, resimden olsun. Bir sürü resmimiz, bir sürü afişimiz var. Duvarları böyle renklendirdik. Artık rengarenk duvarlarımız var. Eski okulda resim yaptığımız atölyemiz hem çok küçüktü hem de laboratuvar olarak da kullanılıyordu. Ama yeni okulumuzda çok daha rahat, ferah hareket edebildiğimiz yeni bir atölyemiz var. Yeni okulumuzda artık fen bilgisi laboratuvarımız var. Deneylerimizi daha rahat yapabiliyoruz. Monoton bir derstense deneylerin olduğu bir ders çok daha zevkli. Burada her şey yenilendi. Eskiden kalan tek şey ağaçlar ve eskiden kalan en güzel şey de onlar. Yeni okulumda içim daha rahat çünkü okulumun bir yangın çıkarsa yanmayacağını biliyorum ve depreme karşı dayanıklı olduğunu da biliyorum. Bu yüzden kendimi daha güvende hissediyorum. Böyle modern ve özel bir okulda okuduğum için ben de kendimi özel ve şanslı hissediyorum. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında 944 okul binası depreme karşı güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. 1,5 milyonu aşan öğrencinin daha güvenli binalarda öğrenim görmesi sağlandı. İSMEP 7 milyon insanın hayatına dokundu. Geleceğimizi güçlendiriyoruz.